Kendi ittifakını kendisi oluşturur. O zaman da bir lider olarak nerede kaldı sizin liderliğiniz? Seçmeniniz arkanızdan gelmedi sonucunu doğurur diyor Burak Cop. Ne dersiniz, bu ihtimali göze alır mı Meral Akşener? Bu yüksek bir ihtimaldir Sinem bence. Çünkü yerel seçimlerde Burak Hoca'nın dediği gibi kendine özgü koşulları var. Yani doğrudan doğruya hizmet aldığı bir belediye başkanından memnunsa vatandaş, kendi partisinin adayı yerine mevcut belediye başkanını veya başka bir adayı destekleyebilir. Bunun örnekleri vardır çok Türk siyasi tarihinde. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aslında 2018'de yaşanmış bir olgudur. Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ancak partisi kadar oy alamadı. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu. Partisi kadar oy alamadı. Orada partili olsa bile seçmen sonuç almaya dönük tavır değiştirebiliyor. Yani şöyle somutlamak mümkün. Örneğin İstanbul'da İyi Partililer Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarından memnun iseler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanma şansı sıfır olan İyi Parti adayı yerine Sayın İmamoğlu'na oy verebilirler. Zaten bir önceki dönemin ortak adayı. Aynı şey Mansur Yavaş için de geçerlidir. Eğer Sayın Yavaş'ın hizmetinden Ankara'daki İyi Partiler memnunlarsa, Ankara'yı kazanma şansı hiç olmayan İyi Parti adayı yerine CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a oy verebilirler. Eğer İyi Parti işbirliği yapmamakta ısrar eder, genel idare kurulundan kesinlikle işbirliği yapılmayacak diye bir sonuç çıkarsa, bu anlattığım sonuçlarla bu sonuçlar seçim sandığından çıkabilir. Bu küçümsenecek, azımsanacak bir seçenek değil diye düşünüyorum. Ama eğer genel idare kurulundan belli iller veya ilçeler için işbirliği de yapılabilir gibi bir karar çıkarsa, o zaman İyi Parti çok iddialı olduğu bazı ilçelerde adaylarını çıkarabilir. Diğer illerde CHP'li işbirliğine gidebilir. Şimdi şu da bir siyasi gerçek. Seçim sonuçları gösteriyor ki İyi Parti'nin birinci olduğu bir il yok. İyi Parti'nin birinci olduğu bir büyük ilde yok. Dolayısıyla hatta ikinci olduğu büyük kentte yok. Dolayısıyla seçim kazanma şansı çok yüksek gözükmüyor. Bu bakımdan sadece bütün sorumluluğu ittifaka girmiş olmaya bağlayarak, işte ben kendi kimliğimle, kendi fabrika ayarlarımla seçime gireceğim demek aslında çok rasyonel bir tutum değil bana göre. Başından beri Meral Hanım'ın izlediği politika şu: seçim sonuçları mağlubiyetle sonuçlandığı için Meral Hanım bu sonuçtan bir sorumluluk kabul etmiyor. Bu sonucun bütün sorumluluğunu Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yüklüyor. Kendini ve partisini temize çıkartıyor. Biz ittifaka girdiğimiz için oyları, beklediğimiz oyu alamadık diyor. Ama gerçek böyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu evet sorumludur ama Sayın Akşener de sorumludur. Sayın Akşener kamuoyunda beklentiye olarak ifade edilen %15-20 arası oyu alabilecekken belki masadan kalkarak ve çok sert bir üslupla kalkarak bir umudu hırpaladı ve kendi tabanında Kılıçdaroğlu hakkında önemli bir tereddüt yarattı. Ve kendi oyları da artmadı. Eskiye yakın biraz azaldı hatta. Şimdi bu sorumluluğunu üstlenmek yerine ben Ekrem Bey'i önermiştim, kabul görmedi. Mansur Bey'i önermiştim, kabul görmedi. Onlar olsaydı kazanırlardı diye bir savunmayla bütün suçu Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Ama gerçek öyle değil. Ayrıca bunun da bir garantisi yok. Yani Sayın İmamoğlu veya Sayın Yavaş da olsa yine yakın bir oy farkıyla kaybedilebilirdi. Çünkü birden çok faktörü var bu seçim sonuçlarının. O ayrı bir tartışma konusu. Bu bakın ben Sayın Meral Akşener'in bu sorumluluktan iyice kurtulmak için biz ayrı gireceğiz, ayrı girsek daha iyiydi gibi bir karara doğru gidiyor. Böyle yaparsa her ilde, her büyük kentte CHP adaylarının karşısında aday çıkartırsa bu iktidarın ekmeğine yağ sürmüş olur. Zaten iktidarın en çok istediği şey o. İyi Parti'yi muhalefet olarak CHP'nin yanından ayırmak, bağımsız hareket etmesini sağlamak, ayrı adaylar çıkarsın sağlamak. Bu en çok Sayın Erdoğan'ı ve Sayın Bahçeli'yi... İşte Koçbaşı dedikleri yöntem belki de bu değil mi? Belki de bu. Evet. Bu. Yani çünkü
Demin sana Burak Hoca söyledi, yani İyi Parti içerisinde CHP tabanından gitmiş seçmenler de var. Yani onun için İyi Parti CHP'den de olabilen bir parti. Geçişkenlik var o iki parti tabanında. Böyle bir hareket CHP'ye zarar verip AK Parti'ye güç katar. Eğer Sayın Akşener bugüne kadar izlediği muhalefet politikasının yanlış olduğunu düşünüyorsa, AK Parti'yi kazandırmakta bir sakınca görmüyorsa, kaybederse kaybedelim diye yaklaşıyorsa, bence partisini yerel seçimlerde partisinin alacağı, adaylığın alacağı oyla partisinin oyunun daha da gerilediğini görecektir. Çünkü real politik bunu söylüyor. Şimdi Sayın Bilal, Meral Akşener'in o sert üslubunun hem o 3-6 Mart döneminde ne vurgu yapıyor, hem de son yaptığı açıklamalar doğrultusunda ifade ediyor. Şimdi siz de siyaset bilimcisiniz. Seçmen de bu sert üslup bir nasıl karşılık buluyor? İki, Kemal Kılıçdaroğlu bu tarz söylemlere yanıt vermiyor. Vermemesiyle ilgili de Genel Başkan Yardımcılarından Eren Erdem, bir kan davasına dönüşmesine engel oluyor. Aslında yeniden masa kuruyor Kemal Kılıçdaroğlu cevap vermeyerek yanıtını verdi. Bunu da bir konuşalım ve bir değerlendirelim isterim. Hatta Eren Erdem diyor ki siyaset bilimciler bunu iyi okur diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermemesi aslında yeniden bir masa kuruyor. Siyaset bilimciler iyi okur diyor. Bir okur musunuz rica etsem? Okuyayım. Şöyle, nasıl karşılık bulur seçmende dediniz. Önce ki, o sonra evet, o. Tabii ki güvensizlik yaratır. Yani bu tavırlar, bu söylemler seçmende. Yani bu ittifak eğer kazanırsa bizi yönetebilir veya bizi daha iyi yaşam koşullarına kavuşturabilir diye düşünmüyor doğal olarak. Böyle bir tabloyla karşılaşınca. Dolayısıyla bu 3-6 Mart arasında Sayın Akşener'in çıkışı hem çok sertti hem de çok zamansızdı. Yani ben itirazını anlayabilirim ama o zaman 6 ay önceden çıkacaktınız. O zaman değil ve bir de 1,5 sene birlikte çalıştığınız masaya da biraz daha tabii ki bana özenli olmanız gerekirdi. Sert. Şu anda da evet bence de yani sert gibi gözüküyor. Fakat nasıl o dönemde o kadar yani daha çekişmeli koşullarda dahi Sayın Akşener masaya dönmeyi kabul ettiyse bugün de yine bence bu olanak halen daha açık. İyi de işte ama o zaman o masaya dönmek o günü kendisine kaybettirdiyse kendisine ve partisine yine kaybettirmez mi diye. Zaten mevzu o. Dolayısıyla kendileri de sürekli o müstakil parti olmalarına ve buradan bu süreçten böylesi bir kazanç çıkarmakla şu anda ilgilenmekteler. Şimdi Eren Erdem'in söylemine geleceğim. Öncelikle onun daha iyi anlaşılabilmesi için bir genel toparlama yapmam gerekiyor. Şimdi şunu ben görüyorum muhalefete bakınca. Seçim sonrasında tabii büyük bir öfke birikti muhalif seçmende. Bir hayal kırıklığı var. Onlar da bu öfkeyi birbirine yönlendirmeye çalışıyorlar ve birbirlerini aslında o sorumluluktan kurtarmaya gayret ediyorlar. Fakat burada 2 artı 2 4'tür. Yani matematik ortada. Yani hele ki karşı tarafta bir ittifak yapılmışken bu tarafta ittifakın yapılmaması demek iki taraf için de kaybetmek demek. Yani bunu çok uzun uza diye tartışmaya gerek yok. Şimdi Meral Hanım şunu düşünüyor olabilir belki. Hani biz ağırlığımızı ölçeceğiz, kendi rüştümüzü ispatlayacağız vesaire diye de ağırlık yerel seçimde ölçülmez. Hatta siz böyle yerel seçimde ağırlık ölçmeye çalışırsınız. Aslında var olan ağırlığınızdan da çok daha düşük bir yükle Burak oradan çıkarsınız. Söylediği. Evet, Burak'ın söylediği çok yerindeydi. Neden? Çünkü bütün seçmenlerinizi istediğiniz yöne kanalize etmeme ihtimaliniz var. Neden? O da şundan dolayı. Şimdi siz fabrika ayarlarından bahsediyorsunuz. İyi Parti'nin fabrika ayarları AK Parti'ye karşı olmaktır zaten. Ama siz burada o karşıtlığın gereğini yerine getirmezseniz gayet tabii ki sizin siyasi o terazideki ağırlığınızda azalır. Daha çok ama muhalefet burada, muhalefeti eleştiriyor gibi. Evet, evet maalesef öyle. Ama burada şu eleştiriyi tabii yapmamız lazım. Ben bunu ilk tur konuşmamda da söylemiştim. Ya madem öyle şu anda Meral Akşener